Günaydın arkadaşlar. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız bugün? İyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Dersimiz Türkçe. Konumuz gerçek, mecaz ve terim anlamları. Bakın tahtaya da yazdım. Gerçek anlam nedir, mecaz anlam nedir, terim anlamları nedir ve ondan sonra da ben size cümleler kuracağım. Bu cümlelerdeki kelimelerden bazılarının gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı ya da terim anlamında mı kullanıldığını size soracağım. Tamam mı arkadaşım? Evet, gerçek anlam bir kelimenin aklımıza ilk gelen ve herkeste aynı anlamı çağrıştıran anlamına gerçek anlam denir. Mesela ne? Kalem. Kalem dediğimizde ne geliyor herkesin aklına? Yazı yazma aracı olarak, değil mi? Göz. Göz dediğimizde ne? Görme organımız aklımıza gelir, değil mi arkadaşlar? Ama mesela Ahmet bugün gözümden düştün dediğimizde bir insan gözden düşebilir mi? Hayır. O zaman ne anlamı oluyor bu? Mecaz anlamı oluyor. Mecaz anlamı ise kelimelerin cümle içinde sözlük anlamlarından başka bir anlamda kullanılmasına mecaz anlamı denir. Bakın mesela biraz önceki örnekler. Göz nedir normalde? Herkes tarafından bilinen görme organımız. Ancak Ahmet bugün gözümden düştün dediğimizde gözden düşmek ne anlamında? Artık seni beğenmiyorum. Yaptığın davranış hiç iyi değildi. Seni kınıyorum Ahmet anlamında. Normal gözden çok farklı bir anlama geldi, değil mi? Yani normal anlamından farklı bir anlamda kullanıyorsak mecaz anlamı. Terim anlamı ise bilim, sanat, meslek ve teknik konularda bazı kavramları karşılayan kelimelere terim anlamıdır. Mesela matematikte üçgen, müzikte nota, değişik konularda mesleki, bilim, sanat ve teknik konuları ifade eden kelimeler terim anlamlarıdır. Bakın birazdan örneklerimizde bunları daha da güzel göreceğiz. Şimdi ben örnekleri okuyacağım. Sizlere soracağım. Sizlerden parmak kaldırmanızı istiyorum. Cevaplamak isteyen, tamam mı? Evet. Çarşıdan kitap aldım cümlesinde kitap hangi anlamda kullanılmıştır? Gerçek. Gerçek anlamında kullanılmıştır. Evet. Arkadaşım, ömrümde rahat yüzü görmedi. Ömrümde rahat yüzü görmedi. Ne anlamda kullanılmıştır? Mecaz anlamında. Neden buradaki yüz anlamından farklı bir anlamda kullanıldığı için mecaz anlamındadır. Parkta gezintiye çıktık. Ahmetcan gerçek anlamında kullanmıştır. Evet, gezinmek, bir yerlere gitmek. Haberi duyunca içim parçalandı. Ayşe? Evet, mecaz anlamında tebrik ediyorum. Ağacın dalları sallanıyordu. Gerçek anlamında. Düğün mahalleyi ayağa kaldırdı. Mecaz anlamında. Evet, mecaz anlamında. Ayağa kaldırmak. Mahalleyi nasıl ayağa kaldırabiliriz? Yerinde duran bir mahalleyi kaldırabilir miyiz ayağa? Hayır. O zaman neyin mecaz anlamında? Üzüm çok faydalı bir meyvedir. Bitirim. Üzüm. Geçe biterim. Gerçek anlamda. Seni kafanı karıştırdım. Çocuk bize meydan okudu. Mecaz anlamda. Neden? Meydan okulu mu?
meydan okumanın anlamı ne? Gel bakayım seninle görüşelim. Gel. Ben sana meydan okuyayım. Gel. Değil mi? Mecaz anlamı. Kara günlere kaldık. Mecaz anlamı. Evet, mecaz anlamı. Kara bir gün var mı? Hayır. Yok. Ama buradaki anlamı ne? Kötü günlere kaldık. Dağda kertenkele gördüm. Gerçek. Önce söz verdi, sonra yan çizdi. Yan çizdi. Gerçek mi? Evet, mecaz anlamında. Yan çizmek ne demek? Kaydırmak. Yani söz verdi ama sözünden ne oldu? Geri döndü. Caydı. Sözünden caydı, geri döndü. Evet, hemen örnekleri çoğaltalım. Bu kuru inadından vazgeç. Bu kuru inadından vazgeç. Evet, mecaz anlamında. Kuru inat. İnadın yaşı kurusu olur mu? Hayır. Ama buradaki anlam çok inatçı, kuru inat anlamında. Yoldaki kayayı kenara çekti. Gerçek. Evet, gerçek. Geceleyin çok şimşek çarptı. Gerçek. Evet, gerçek. Arkadaşım kalbimi kırdı. Gerçek. Gerçek. Kalp kırılır mı? Ne? Gerçek mi? Mecaz. 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 Kalp kırılır mı? Hayır. Hayır. Kalbini çıkartır. Kırılmaz. Ama buradaki anlamı ne? Çok üzdü. Kalbim çok kırıldı. Yani o benim kalbimi kırdı. Buradaki anlamı çok üzülmek anlamı. Kardeşim oyuncağımı kırdı. Gerçek. Evet, gerçek anlamındaki. Buradaki oyuncağın ne olmuş? Bir parçası ya da bir bölümü ne olmuş? Kırılmış. Gerçek anlamında. Olay iyice dallanıp budaklandı. Yaz. Evet, dallanıp budaklanma. Kim dallanıp budaklanır? Ağaçlar dallanıp budaklanır. Bizim bildiğimiz anlamı bu. Ama bizim bildiğimiz anlamının dışında kullanılıyorsa mecaz anlamındadır. Adamın bin tarakta bezi var. Evet, mecaz anlamında. Bin tarakta bezi var. Tarakta bez. Anlamı dışında. Yani her türlü dolap var. Adamda her türlü sahtekarlık, hilevazlık, her şey var diyor. Annem kardeşime bez aldı. Hiç söylemeyin arkadaşlarımı. Büyük Mehmet. Evet, gerçek anlamda bez aldı. Demir yürekli bir adamdı. Demir yürekli bir adamdı. Mustafa, gerçek. Mecaz. Evet, mecaz anlamında. Yürek yani kalp demirden mi oldu? Hayır. Ama ne? Çok sağlam bir adam. Sözüne güvenilir, eğer cesur insan anlamında buradaki adam. Annemi her yolculukta otobüs tutar. Buradaki tutmak... Mecaz. Mecaz. Yani otobüs. Ben otobüsüm şimdi gel. Sen de annesisin. Seni böyle tutmak anlamında. Hayır. Bildiğiniz normaldeki tutmak anlamı. Bir şeyi yakalamak. Ona sahip olmak anlamında. Ama buradaki otobüs tutması ne? Ümide bulandırsın. Evet. Adam derin düşüncelere daldı. Evet. Derin düşünceye dalmak nereye dalınır? Suya dalınır. Evet, suya dalınır. Suya dalınır. Buradaki derin düşüncelere daldı. Çok derinlere gitti. Çok düşündüğü şey çok nasıl diyeyim? Aklını karıştırdı. Çok önemli. Çok mühim bir konuda ona kafayı yoruyor. Anlamında. Evet. Kardeşim trafik kazasını yaptığını duyunca dünyası yıkıldı.
Kardeşim dedi ki rahatsızlığı, dünyası yıkıldı. Dünyası yıkıldı. Ayşe? Mecaz. Evet, mecaz alalım. Dünya yıkıldı mı? Hayır. Arkadaşlarıyla koyu bir sohbete daldı. Evet, mecaz anlamında. Çok koyu bir sohbet ne demek? Çok hararetli. Her şeyi konuşuyorlar arkadaşlarıyla. Sıcak bir çayın varsa içerim. Sıcak bir çayın varsa içerim. Çay ne? Sıcakmış yani. Bizim bildiğimiz sıcak değil. Sıcak. Evet, gerçek anlamında. Evet. Akşam oynadığım maçta 3 gol attım. Bakın, iyi düşün. Akşam oynadığım maçta 3 gol attım. Ne anlam acaba? Gerçek. Gol ne burada? Terim. Terim anlamında. Futbolda bir terim. Futbolun oyunun sonucunda istenilen nedir? Gol atıp galibiyete taşımak. Bakın buradaki galibiyet de terim anlamında. Farklı. Sporsal bir spor müsabakalarında söylenilen bir kelime. Başka örneklere bakalım. Derslerine çalışmayınca annesi köpürdü. Evet, mecaz anlamında. Ne köpürür? Su köpürür. Su köpürür. Gazlı içecekler köpürür. Şampuan. Süt kaynayınca köpürür, değil mi? Evet. Ya da yemek. Yemeklerin suyu. Suyu kaynadığında yine köpürür. Evet, buradaki anlamı mecaz anlamında köpürmek. Yani burada köpürmek çok kızdı anlamında annesi. Aysu eve gelir gelmez odasını dağıttı. Odasını dağıttı. Gerçek. Gerçek. Odasını dağıttı. Üçgenin çevresini hesaplaması çok kolaydır. Üçgenin çevresini. Kelime anlamında. Evet. Türkçe dersinde mecaz anlam öğrendik. Türkçe dersinde mecaz anlam öğrendik. Gerçek. Evet, gerçek. Gerçek. Mecazın ne anlama geldiğini öğrendik. Terim anlamının ne olduğunu öğrendik ve gerçek anlamında ne olduğunu öğreniyoruz şu an. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yere düşen cevizleri topladık. Yere düşen cevizleri. Evet, gerçek anlamında. Var kedilerin gözleri renklidir. Gerçek mi? Mecaz. Mustafa? Gerçek. Evet, gerçek. Gerçek mi? Türkünün nakarat bölümünü ezberledim. Türkünün nakarat bölümünü ezberledim. Ahmet? Terim anlamında, evet. Müzikte kullanılan bir kelimedir, nakarat. Gidiyoruz arkadaşlar. Boğa öfkesinden patlamak üzereydi. Öfkesinden boğa patlayacak. Evet, mecaz anlamında. Boğa öfkesinden patlamak üzereydi. Mecaz anlamında. Öfkesinden patlar mı bu? Kim patlayabilirdi? Nereden öfkenin? Patlıyor mu? Hayır. Evet arkadaşlar, bugün gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam hakkında genel bir bilgi verdik. Onunla ilgili örnekleri hep birlikte çözdük. Sanırım özellikle sporlu yaşadığımız terim anlamında artık kafamızda bir şeyler canlanıyor, değil mi? Evet. Daha iyi artık anlayabiliriz. Bakın, hemen hemen her sorularda, testlerde sürekli karşımıza çıkan terim anlamı artık inşallah size bir sıkıntı yaratmaz. Evet. Evet. Bir sonraki Türkçe dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.